Bugün çok heyecanlı bir günümüzdü. Çünkü uzunca bir zamandan beri Kırım Tatar kültürünün yaşatılması için böyle bir kültür evi kafamıza canlanmıştı. Ve Balköy projesi ile birlikte de biz çalışmalarımızı hızlandırdık. Özellikle Ballıkpınar'daki Kırım Tatarlarının ve Kırım Tatar kadınlarının büyük katkılarıyla kendilerinden, annelerinden, anneannelerinden kalan sandıklarındaki çeyizleri, diğer bizim Kırım Tatar kültürüyle ilgili diğer malzemeleri bir araya getirdik ve bu üç odalı kültür evimizi yapmayı nihayetlendirdik. Bu bulunduğumuz oda gelin odası, Kırım Tatarlarının gelin odası. Gelin odası çok önemli bir konu çünkü Kırım Tatar gelinleri çocuk olana kadar veya bir yıl boyunca bu gelin odasını bozmazlarmış ve Kırım Tatar kültürüne özgü olduğu için en başta tavandan başlayarak gökkuşağı şeklinde başlayarak gelin odası süslenirmiş ve o süre boyunca da ziyaretçilere, meraklara hazır olur ve kendi işledikleri el ürünlerinde bu kültür evinde sergilerlermiş. Şu anda bizim kültür evimizde bir takım kıyafetler var. Misal olarak yine Romanya doğumlu veya bu köyde doğmuş, bir asır önce doğmuş veya bir asır önce yapılan düğünlere ait kıyafetler var. Mesela bir gelin kıyafetimiz var, kırmızı gelin kıyafeti. O kıyafet bir asırlık. Onun altındaki kına gecesi kıyafeti var. O 80 yıllık bir kıyafet. Ve bu odada görmüş olduğunuz her şey Kırım Tatar kültürünün o köklü şeklini yansıtıyor. Ve yine dediğim gibi bir asırdan fazla olan malzemelerle biz bu odamızı süsledik. Daha sonra bir ayat dediğimiz bir odamız var. Bu ayatta da günlük yaşamda kullanılan malzemeler var. Kırım Tatar evleri genelde 3 oda olurmuş. Bunların ortadaki oda hayat dediğimiz bütün hayat orada geçermiş ve orada sohbetler yapılırmış, işte orada ısınılırmış, yemekler orada yenilmiş. Bu hayat dediğimiz odada da bununla ilgili her türlü malzemeleri sergiledik. Yine gerek Ballıkpınar köyünün tarihçesi ve bununla ilgili olarak Kırım Tatar kültürünün Kırım'dan Dobruca üzerinden Balıkpınar'a olan icretini de karşılama odasında işledik. Karşılama odasında köy tarihçesi ve bununla ilgili fotoğraflarla şekillendirdik. En azından işte gelin odası olarak belki de Türkiye'de bir köyde yapılan böyle bir ilk müze olmuş olacak. Mutlaka bir takım müzeler vardır. Fakat gelin odasının olmuş olduğu bir kültür evi ilk defa olacak. Buradaki amacımız da kaybolmaya yüz tutan Kırım Tatar kültürünün hem yaşatılması hem gelecek nesillere aktarılması. Biz bu vesileyle bu işte rol alan arkadaşlarımızın çok büyük emekleri oldu. Tabii bu arkadaşlarım da yaş olarak da bayağı bir tecrübeli arkadaşlarımızdı. Onlar bütün birikimlerini buraya aktardılar ve hediye ettiler. Şu an itibariyle bu güzel sonucu burada sergilemiş oluyoruz. Bu bakımdan ben bu arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. İnşallah Kırım Tatar kültürü için çok değerli bir güzel hizmet olmuştur. Ben bu örneğin bütün vatandaşlarımıza, bütün köylerimize örnek olmasını ve böylece kültürümüzün daha süratli bir şekilde yok olmaya yüz tutan, kaybolmaya yüz tutan kültürümüzün bir an önce en azından korunması yönünde bu çalışmaları bir örnek teşkil etmesini diliyoruz. Yılmaz Baybörü hocamız bir ses tellerinden ameliyat geçirdiği için ses çıkışında bazen tam anlaşılamıyor. O bakımdan ben onun söylediklerini bir daha tekrar üzerinden geçmek istiyorum. Önce kendisi de tanıttı. Bu köyün kurucularından olan Kırım'da doğan Din İslam'ın 4. kuşak torunu olduğu için kendisine bir sorumluluk olarak görmüş ve hem Kırım Tatar kültürüne hizmet olsun hem de sağlık yönüyle olması amacıyla böyle bir işe girişmiş. Bu bizim kültür evimizin ve sağlık evimizin binasının tadilatını kendisi üstlendi. Bununla birlikte biz kültür evini yaparken de çok büyük bir emekleri oldu kendisinin de. O bakımdan bunun Kırım Tatar kültürüne hayırlı olması dileklerini kendisi iletiyor. Kendisi hakikaten bizim kültürümüze çok büyük katkıları olmuştu. Bu yaptıklarının diğer vatandaşlarımıza da örnek olmasını diliyoruz. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. İnsanlara, her bir ülkede insanlara.